Bismillahirrahmanirrahim. Zalike ve men yu'azzim şa'airallah fe innehâ min takvel gulub. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, sabahınız hepimizin sabahı hayırlı olsun. Cenab-ı Hak günümüzü bereketle eylesin inşallah. Allahu Teala'nın şairine, sembollerine kim tazim eder, onlara hürmet ederse bu o kişinin kalbinin takvasındandır. Takvasının gereği olarak Allah'ın şairine kişi tazim göstermiştir demektir. Hac suresi 32. ayet-i kerimede Rabbimiz böyle buyuruyor. Allahu Teala'nın yani dinimizin şiarları, sembolleri nelerdir? İşte ezan bir semboldür. Selamlaşmak dünyanın neresine gidersek Allah'ın şiarlarındandır. Yemeğimize besmele ile başlamak, sağ ile Müslümanların işlerine başlamaları bunlar sembollerdir. Ve gittiği nereye gitsek dünyanın her yerinde bize İslam'ı hatırlatan şeylerdir. İşte besmele gibi, selam gibi, ezan gibi, işte camilerimizin minareleri gibi sembollerden bir tanesi de Cuma namazı. O yüzden bugün Cuma suresinin son 3 ayeti üzerinde ve bu vesileyle biraz da Cuma namazı üzerinde inşallah konuşmuş olalım. Ayet-i kerimelerde ve İslam tarihinde Cuma namazıyla ilgili bir iki meseleyi ele almış olalım. Değerli kardeşlerim, Cuma namazına dair Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz özel sure vardır ve ismi Cuma suresidir. Konunun önemine binaen tabii ki Cenab-ı Hakk'ın bir şeye, bir sureye ismini vermesi muhakkak ondaki bir dikkat çekmek istediği Rabbimizin muhakkak bir anlam olduğuna, bir şey olduğuna alamettir. Demek ki Cuma namazda müminler için böylesine önemli, ihmal edilmemesi gereken bir durum. Şimdi Cuma suresinin son 3 ayet-i kerimesinden bahsedersek hemen Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu İza nudiye lissalati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillah ve zerul bey' zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Rabbimiz ey iman edenler, İza nudiye lissalati, Cuma günü ezan için çağrıda bulunulduğunda, ki bu artık günümüzde ezandır, saladır. Cuma namazının vaktinin geldiğini, kılınması gerektiğine dair çağrıda bulunulduğunda fes'av ila zikrillahi, Allah'ın zikrine koşun. Vezerul bey'a, alışverişi terk edin. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Sizin şüphesiz ki böyle yapmanız, yani Cuma namazına koşmanız ve alışverişi namaz için terk etmeniz eğer bilirseniz sizin için hayırlıdır buyuruyor Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, burada اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ ifadesinde namaza çağrılmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz döneminde, Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde sadece iç ezan, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkacağı zaman tek bir ezan okunuyor ve sahabe-i kiram namaz için toplanıyorlar idi. Hazreti Osman radıyallahu anh dönemine gelince tabi Medine şehir olarak büyüdü. Müslümanların sayısı arttı. Vesaire ihtiyaçlar çoğaldı ve Müslümanların namaza toplanmasında bir takım sıkıntılar görülmeye başlandı. Tek ezanla. İşte hutbeye gecikenler, namaza gecikenler falan derken Hazreti Osman radıyallahu anh orada o gün bu ihtiyaç üzerine dış ezan, şimdiki bizim dış ezan diye tabir edebileceğimiz hutbeden önce bir ezan okunuyordu. Biraz önce söyledik, Resulullah Efendimiz döneminde. Bunun öncesinde yeni bir ezan daha okunmasına karar verdi. Şimdiki bizim dış ezan dediğimiz bir ezan. Ve sahabe-i kiramın burada icması oluştu değerli kardeşlerim. Yani bütün sahabe bu ezanın okunması gerektiğinin ve buna ihtiyaç olduğunun kabulüne vardılar. Burada bir
fikir birliği sağlanmış oldu. İşte böylece Hazreti Osman döneminde, Peygamber aleyhisselam döneminde olmayan bir uygulamaya geçilmiş oldu ve buna bid'at demediler. Buna bid'at, yani sen dinimize yeni bir şey icat ediyorsun, dinde olmayan bir şeyi dine ekliyorsun demedi sahabe-i kiram. Bunu dinin kendi içerisinde, kendi imkanları içerisinde bir ihtiyaç olarak, bir hüküm olarak gördüler ve bunu böyle hep beraber telakkiyi kabul eylediler. İşte şimdi bizim Türkiye'mizde, İslam dünyasının çeşitli ülkelerinde imam hutbeye çıkmadan önce malum ezan okunuyor. Ve Türkiye'de salah okunuyor mesela. Cuma'ya hazırlığı bildirmek için. Suudi Arabistan'da ezan okunuyor. Başka ülkelerde ezan okunuyor. Dolayısıyla bu uygulamalar Hazreti Osman radıyallahu anh'ın bu dış ezan uygulamasına dayandırılmıştır. Ayet-i kerimede fes'av ifadesi buyuruluyor. Yani namaza koşun. Namaza gidin, yürüyün şeklinde değil de tabii Cenab-ı Hakk'ın kullandığı kelimelerin, Kur'an-ı Kerim'in her tarafı mucizdir. Yani hem mucizdir, insanı aciz bırakır, hem de mucizdir, çok öz manalar ifade eder. Fes'av ifadesinden değerli kardeşlerim, demek ki cuma namazı önemli bir namaz. Bu namaz için ezan okunduğu zaman müminlerin derhal harekete geçmesi lazım. Böyle savsaklamaması lazım ve koşuşturması lazım. Yani Cenab-ı Hak biraz da bu fes'av kelimesiyle, yani namaza gidin demek varken koşun manasına gelen bir kelimenin kullanılması hem işin önemini ifade ediyor, hem de müminlerin bu namaz için daha önceden hazırlıklı olup koşturmaları manasına geliyor. Hatta kimi alimler bunun için böyle bir telaşla yürümek manasının da geldiğini, kalp ve niyetle yönelmek manalarına geldiğinde ifade etmişler. Fes'av koşunuz nereye? İlâ zikrillâhi, Cuma'nın zikrine, Allah'ın zikrine koşunuz. Bu ilâ zikrillâh, Cuma günü, kimisi Cuma'nın hutbesidir demişler. Kimisi de Cuma'nın namazıdır. O iki rekat farzıdır demişler. Ama genel olarak bu ikisini de birbirinden ayırmamışlar ulema. O yüzden Cuma günü Allah'ın zikri deyince değerli kardeşlerim, hem Cuma namazının hutbesi, hem de iki rekatlık farz anlaşılmış. Ve buradan tabi ulema bir takım hükümler de hani istidlal eylemişler. Mesela İmam Ebu Azam Ebu Hanife, Allah'ı zikretmek, işte tesbih ile, Subhanallah demekle, tahmid ile, Elhamdülillah demekle, tehlil ile, La ilahe illallah olur diyerek, hutbenin en asgarisi bunlardan müteşekkil olabilir demiş. Mesela iki tane talebesi İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed demişler ki Allah'ı zikretmek demek sözle, bir hutbeyle olur. Hutbe de insanlara bir mesaj vermekle, belli bir sözü ifade etmekle, konuşmakla olur. O yüzden sadece Subhanallah demek, Elhamdülillah demekle hutbe gerçekleşmez diyerekten hutbenin mahiyeti hakkında bakın kendi aralarında ayetin maksadı üzerinde görüş alışveriş yapmışlar ve küçük bir takım görüş ayrılıkları meydana gelmiş. Ama mesele şu tabi, mesele Allah'ın muradını anlamak, Cenab-ı Hakk'ın maksadını ortaya çıkarmak üzerindedir. Tamamen budur yani. Zikir nedir? Bu sorunun cevabı hem bizim fıkhımıza konu olmuş, hem de ulemanın işte Allah-u Teala'nın maksadı üzerinde nasıl yoğunlaştığını görmemiz için bizlere de bir tabi örnek teşkil etmiş. Bu arada bu konuyu hani anlatayım derken bir takım dikkatimizi çeken şeyler vardı. Bir tanesi de buraya yeri gelmişken hemen söyleyeyim. Değerli kardeşlerim, Allah'ı zikre koşun buyuruluyor. Tabii bazı camiye gittiğimiz zaman gençlerimiz arasında hatta bazı yetişkin olup belki işin Cuma'nın maksadını, ruhunu belki kavrayamadığından olacak. İnsanlarımız imam hutbedeyken cep telefonundaki WhatsApp mesajlarıyla, efendim normal mesajlarla meşguller. Hani bunun gerçekten gençlerimiz arasında bu şuurun oluşması için de hani burada hatırlatma, bütün tabii aslında bütün camilerde bunun hatırlatılması lazım. Hutbe
bakın Allah'ı zikre koşun derken kimisi namaz, kimisi hutbe dedi. O yüzden ulemamız hutbe namazdandır demişler. Ve hutbe namaz gibidir demişler. Resulullah Efendimiz yanındakine sus bile demek hutbede bu diyor lavdır. Boş bir iştir yani. Bir müminin diyor hutbe esnasında imam hutbedeyken o yerdeki çakıl taşlarıyla kumla diyor oynaması, oraya şekil çizmesi bile lavdır buyurmuş. Yani müminin o anda namazdan, zikirden uzaklaşması anlamına gelir. Bu bakımdan gerçekten en azından biz kendi çoluk çocuğumuza, etrafımızdaki gençlerimize gerçekten bunu artık böyle daha da bir işin ciddiyetine varmış olarak hatırlatmamız gerekiyor. Yani bir kişi Allah için camiye girdiği zaman o cep telefonunu cebine koyup kapatsın, cumadan çıkana kadar artık onunla bir alakasını yani gerçekten kesmesi gerekiyor. Yoksa bu şekilde olduğu takdirde şu ayet-i kerimedeki Allah'ın zikri ve buradan murad edilen anlamlar, ibadetler tam olarak yerine gelmiş olmuyor. Değerli kardeşlerim, vezerul bey'a, Cenab-ı Hak alışverişi terk edin buyurmuş. Burada ulema diyor ki insanlar, mesela Fahrettin Razi, en çok alışverişle meşgul oldukları için yani gün içerisinde alışverişi terk edin. Rabbimiz burada onu zikretti. Aslında burada insanı ibadetten alıkoyan her ne varsa onu zikretmektir murat. Yani örnek üzerinden ibadetten insanı alıkoyan her şeyden uzaklaşma emredilmiştir. Yoksa alışverişten ayrılın da diğer dünyevi işlerle meşgul olun sonucuna varılamaz. Alışveriş diyor Cenab-ı Hakk'ın sadece günün en yaygın meşguliyet olma sebebiyledir. Dolayısıyla müminler alışverişlerini o gün terk edecekler. Yani o cuma namazı saati için. Feyza gudiyeti salatu, namaz kılınıp bitirilince, vazife eda edilince, fenteşru fil ardı, yeryüzüne dağılın. Vebtegu min fadlillahi, ve Allah'ın fazlından arayın. Vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Allah'ı da bolca zikredin ki umulur ki kurtuluşa erersiniz buyuruyor. Ve izâ gudiyeti salatu, namazın eda edilmesi demek. Kada kelimesi gerçekten bir şeyi, bir görevi ifa etmek, onu yerine getirmek manasına geliyor. Hatta bu kelimeyi, işte kada kelimesi, bu ayeti kerimedeki kullanımı, bir şeyi, görevi eda etmek, vaktinde, zamanında yapmak, sonradan yapmak kada değil diyerekten kaza namazının olmayacağını, işte affedersiniz özel günlerinde kadınların oruçlarını tutmaları gerektiği, çünkü Hazreti Ayşe validemiz biz oruçlarımızı diyor kaza ederdik, Ramazan günlerinde özel günlerimizi, oruçlarımızı kaza ederdik ifadesini kullanıyor. Oradaki kaza eder ifadesini gelmiş geçmiş bütün ulema, sahabe-i kiram uygulaması, tabi'in uygulaması, dört mezhep alimi, sonra tabi'in alimleri, kim geldiyse o kadayı, efendim Hazreti Ayşe validemizin kullandığı kaza kelimesini biz sonradan, yani Ramazan'da o günlerde oruç tutmazdık, Ramazan bittikten sonra kaza ederdik diye anlamışlar. Çünkü bazı kelimeler Arapçada ezdattandır. Yani aynı kelimeler iki zıt manayı ifade edebilir. Yapmak, yapmamak aynı kelimeyle kullanılabiliyor. Bu kelimenin de öyle bir manası var. Ama bunun bu ayet-i kerimedeki işte Cenab-ı Hak bu kelimeyi eda anlamında kullandı. O yüzden Hazreti Ayşe validemizin biraz önce okuduğum hadisini, kadınlar Ramazan'da özel günlerinde oruç tutarlar diyerek bütün kelimenin diğer manaların, diğer kullanımların göz ardı ederek, dediğim gibi sahabe uygulamasını, tabi'in uygulamasını, Peygamber Efendimiz dönemindeki uygulamaları göz ardı ederek özel günlerinde kadınların oruç tutmasını isteyen anlayışlar çıkıyor. Bunlar tabii doğru değil. Yani şu kelimenin burada bu şekilde kullanılması bu hükme varmayı haklı çıkarmaz. Kur'an-ı Kerim'de bir kelimenin çünkü çok farklı kullanımları vardır. Çok farklı kullanımları vardır. Yani o kullanımlardan hangisinin doğru olduğunu tespit etmek ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tatbikatından, sahabe-i kiramın anlayışından ortaya çıkar. Bir örnek vereyim, uzatmadan geçeceğim. Mesela son günlerde
darabe kelimesinin manası üzerinde. Darabe kelimesi vurmak demek. Kur'an-ı Kerim'de darabe kelimesi gerçekten farklı anlamda da kullanılıyor. Darabe kelimesi vurmak anlamına geliyor. Kafirlerin boyunlarını vurmak, yani onları öldürmek anlamına geliyor savaş esnasında. Efendim, ve izâ darabtum fil ardi, Cenab-ı Hak yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman buyurmuş. Yani sefer anlamına geliyor. Şimdi o yüzden mesela Kur'an-ı Kerim'de vadribu kelimesinin kullanıldığı bir yer işte son günlerde mesela gündeme geldi. Ondan sonra haşa, insanlar Cenab-ı Hak'tan daha merhametliymişcesine Cenab-ı Hakk'ın vurun dediği yerde işte gidin, yolculuğa çıkın gibi, mesela Kur'an-ı Kerim'de aynı kelimenin başka kullanımlarından hareketle Kur'an'a yeni manalar vermeye kalkışılıyor. Eğer öyle yaparsak, yani bir kelimenin farklı kullanımını alırsak, Allah muhafaza, o zaman darabe kelimesini öldürmek manası da var. Hani hafifini almaya çalışıyorlar da, hani biraz daha hafif manasını alalım ki şöyle ne diyelim, konjektüre uygun olsun yani. İyi ama aynı kelimenin hafifini alıyorsun, sefer manası veriyorsun. Aynı kelimenin boynunu vurmak manası da var. Bu da çok şiddetli oluyor bu sefer. Yani dolayısıyla değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin gerçekten sünnet olmadığı zaman böyle o kadar farklı manalara çekilmesi, Kur'an'ın tahrif edilmesinin önü o kadar açılır ki, bu çok ciddi bir tehlike yani. O yüzden ümmeti Muhammed Peygamber Aleyhisselam'ın konumunu her zaman sağlam bir yerde konumlandırmış. Allah ve Resulü, Kur'an ve sünnet. Bunu hiç ayırmamışlar. Hiç ayırmamışlar çünkü hiç kimse Kur'an'ı elimizden alamaz ki hakikaten. Ama sünnet, Kur'an yorumlanırken, tefsir edilirken sünnet devreden çıkartılırsa, ihmal edilirse, o zaman her kelimeye istediğin manayı vermek o kadar kolaylaşır ki. O zaman Allah muhafaza, her grubun farklı dini ortaya çıkar. Her okuyan farklı mana verir ve farklı yorum farklı gruplar demektir. Farklı gruplar demek ümmetin parçalanması demektir. Bakın, o yüzden sünnet olmadan ümmet olmaz. Hani hakikaten çok anlamlı, çok hikmetli, çok derin bir sözdür. Çünkü ümmet sünnetle Kur'an'a tek bir yorum verebilmiştir. Sünnetle Kur'an'ın manasını sınırlayabilmiştir. Sünnet olmadık mı o sınır kaybolur, kırılır yani. Değerli kardeşlerim, işte buradaki ayet-i kerimedeki hani ifadeler, o yüzden dediğimiz gibi tarihin, İslam tarihinin, ulemanın, efendim o geleneğimizin, ilmi geleneğimizin tabii ki mirasında, o akışı içerisinde değerlendirilmek zorundadır. Rabbimiz ayet-i kerimede fenteşirû fil ardî, efendim namaz eda edilince, zaten bu gudiye kelimesinin, hani kada kelimesinin eda mıdır, kaza mıdır? Bu ayet-i kerimede edadır ama başka yerlerde kaza olarak kullanıldığına, hani kullanıldığını söylemek için bu son sözlerimizi sarf etmiş olduk. Fenteşirû fil ardî, yeryüzüne dağılın. Neşir, dağılmak demek. Yani her tarafa gitmek, biri oraya biri buraya. Yani müminler namaz kılınca, yani onların namazdan çıkıp herkesin kendi evine giderkenki dağılmasını, birinin evi bu tarafta, birinin bu tarafta, bunu ifade ettiği gibi tabi ayet-i kerimenin bağlamında namaz sonrası yeryüzünde rızkı temin etmek için çalışın. Çünkü namaz için alışverişi bırakma emri gelmişti. Fenteşirû fil ardı ile artık namaz kılındı, günlük hayatınıza, ticaretinize devam edebilirsiniz demektir Cenab-ı Hak. Ve dolayısıyla ticaret yasağı cuma günü namaz vaktiyle sınırlıdır. Ayet-i kerimede yani daha da böyle işin içine inersek, namaz kılınca fenteşru, oradaki fe harfi mesela derhal, hani biraz böyle çabuk manasına da gelir. Veya takibiye manası dediğimiz, namaz kılındı tamam artık, şimdi sırada işleriniz var, takibiye anlamında hani demektir. Müminler artık diyor, alışveriş yasağı namazla sınırlıydı, kalktı. Bundan sonra ticaretlerine, herkes işine devam etsin. Tabii fenteşru fil ardı ifadesi,
Aynı zamanda farklı bir şöyle bakış yaparsak, müminlere yeryüzüne dağılın, hayatın her alanında var olun siz anlamına da gelir. Yani müminlerin hayatın her alanında, her meslekte, efendim ekonomide, siyasette, sosyal hayatta, mesleklerin her grubunda var olsunlar. Yeryüzüne dağılmanın biraz da gerçekleşmesi böyle olacaktır. Ve yine fenteşru fil ardı ifadesi değerli kardeşlerim, müminlerin Yahudilere benzemesini engelleyen ayetlerdendir. Onlara benzemeyin mesajı da bu ayette verilmiştir. Malum Yahudiler cumartesiyi kutsayıp o günü böyle tatil hale getirmişler ve cumartesiye özel bir takım yasaklar koymuşlar. Hristiyanlar aynısını pazar için yapmışlar. Pazar gününü kutsamışlar. O gün için bir takım yasaklar getirmişler. Cenab-ı Hak yeryüzüne dağılın demekle cuma namazındaki alışveriş yasağını demin zikrettik ama yani Yahudiler gibi yapmayın, Hristiyanlar gibi yapmayın, onlara benzemeyin. Cuma günü siz, tamam o gün sizin en önemli gününüzdür, ibadet gününüzdür, toplanma gününüzdür ama o gün özel yasaklar yoktur. Bunun namaz vakti alışverişin dışında. Özel yasaklar getirmeyin sakın, onlara benzemeyin ve siz dağılın, işinize bakın. Buradan hareketle hatta cuma günü müminlerin tatil olmalıdır tartışmalarına, eğer yani mesela cuma günü işte tatil olsa ne iyi olur filan, hani temennileri var. Tam aksine değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime cuma günü çalışmayı emreden bir ayet-i kerimedir. Cuma günü namazdan sonra herkesin işinde gücünde olmasını emreden وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın işte lütfunu arayın, rızkınızı arayın dediği, cumadan sonra bunu yapın dediği bir ayet-i kerimedir. Dolayısıyla bu ayet-i kerime cuma gününün tatil olmasını da pek desteklemez açıkçası. Tam aksine nehyeder. Tabii şu var, biz Müslüman bir memleketiz. Müslüman bir ülkeyiz. Bu kesinlikle cuma saatinde, yani bütün hukuki düzenlemelerin, özel işverenlerin kendi özel iş yerlerindeki yani çalışma saatlerinin kesinlikle şu ayet-i kerimeye göre, madem ki cuma saatinde alışveriş terk edilecek, bu bir emirdir. Vezerul bey'a. Demin söyledik, oradaki bey kelimesi geneldir. O zaman hem resmi hem özel kuruluşların kesinlikle cuma saatinde hem kendilerinin hem elemanlarının cuma saatine, cuma namazına gidebilecekleri şekilde ayarlamalar yapmak zorundadırlar. Ama cumanın tatil olması meselesi kesinlikle bu ayet-i kerimeden çıkmaz. Hatta tam tersine dediğimiz gibi cumanın tatil olmasına hatta engeldir bile. Değerli kardeşlerim, bir başka ifade ayet-i kerimenin son ayet-i kerimede وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Cumadan sonra burada da çok güzel bir alimlerimiz gerçekten Kur'an-ı Kerim'i anlamak için emek sarf etmişler. Şimdi namaz kılınınca yeryüzüne dağılın dedi. Allah'ın fazlından rızkınızı arayın. Ve bakın üçüncü emir, namaz kılınınca yeryüzüne dağılın bir. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Lütfunu, rızkını arayın iki. Üçüncü emir de وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikredin emridir. لَعَلَّكُمْ ki bu sayede tüflihun kurtuluşa eresiniz. Ya da kurtulmak için bunlara dikkat edin manasında da. Oradaki لَعَلَّكُمُ hani sebep olarak da anlayabiliriz. Kurtulmak için o maksatla bunlar yapın demektir. Tabii ummak, yani لَعَلَّكُمْ inşallah umulur ki bu sayede kurtulursunuz manası da var. Ama asıl mesele şu, oraya gelelim. Değerli kardeş, demişler ki Cenab-ı Hak yeryüzüne dağılmak ve arkasından Allah'ın lütfunu aramak, rızık talep etmeyi emretti ve beraberinde vezkurullah'a diyerekten üçünü bir arada zikretti ki demek ki ibadet sadece zikredilen zikir meclislerinde sınırlı değildir. Sadece mabette sınırlı değildir. Kulluğun yeri hem mabettir hem insanların zikir yaptığı, sohbet yaptığı yerlerdir. Ama şu ayet-i kerime bize insanın alışveriş yaparken, işini yaparken, ticaretini yaparken, sanatını icra ederken, mesleğini, görevini ifa ederken de Allah'la beraber olması gerektiğine işaret etmektedir. Demişler. Bu da malum bizim kültürümüzde
Abdülkadir Gücdüvani Hazretleri'nin mesela Halvetler Encümen, o hani tasavvuftaki işte malum ilkeler var. Nazar Belkadem, işte Halvetler Encümen, Huş Derdem vesaire. Bunlardan halk içinde hak ile beraber olmak. Yani işinin gücünün peşinde halkla beraber ama kalbi Allah'la beraber olmak. Çünkü bu ayet-i kerimeden gerçekten bu manaya da varmışlar. Çünkü demişler ki demek ki insan günlük ticareti içerisinde de Allah'ı zikretmeye devam edecek. Burada ayet-i kerime yani sizin ticaretinize ibadetiniz mani olmaz. İbadetiniz de sizin ticaretinize mani olmaz. Bu Allah'ın tabi ümmeti Muhammed'e bir lütfudur. Yani özel sadece işte ibadet etmek istiyorsanız oturun, hayat dursun, ondan sonra ibadet edin demiyor Rabbimiz. İşiniz bir taraftan yürürken kalben Allah'ı zikredin, hem hayat devam etsin, hem iş devam etsin. Bakın İslam'ın, dinimizin gerçekten en güzel yani taraflarından, her tarafı güzel dinimizden ama bir tanesi de Allahu alem budur. Ve terakûke gâima, işte burada bir olay zikrediliyor. Ve izâ ra'ev ticareten, müminler bir ticaret kervanı gördüler de ev lehvenin ya da bir böyle bir eğlence gördüler. Lehvenin fezzu ileyha ve oraya diyor yöneliverdiler. Ve terakûke gâima ve ey Resulüm seni böyle ayakta bıraktılar. Kul mâ indallâhi hayrun mine lehvi ve mine ticara. De ki o müminlere, hem o sahabe dönemindekilere hem bütün kıyamete kadar gelecek olanlara, kul mâ indallâhi hayrun, Allah katında olanlar, hayrun mine lehvi ve mine ticara, sizin o önem verdiğiniz eğlence, dünyanın tadı tuzu neyse ve ticaretten daha hayırlıdır. Vallahu hayrun razigin, hayrur razigin, Cenab-ı Hak rızık verenlerin en hayırlısıdır. Burada o gün için Medine'de bir kıtlık oluşmuş. Sahabe-i kiramda bir kervan bekliyor. Sıkıntı var yani evlerde. Hanımlar istekte bulunuyor, yerine getirilemiyor. Düşünün yani sahabe de zor durumda. İşte yenecek, içilecek ama kıtlık var. Mecbur dışarıdan takviye ile yani şehrin gıda ihtiyacı karşılanıyor. Neticede uzatmayalım, bir sıkıntı var ve kervan gelmiş. Kervan cuma saatinde denk geliyor, cuma kılınırken. O günkü dellal, tellal dediğimiz insanlar da ellerinde böyle çalgılarla, deflerle bu kervanın geldiğini haber veriyorlar. Ve heyecanla o Resulullah Efendimiz hutbedeyken bazıları çıkıp gitmişler camiden. O yüzden Cenab-ı Hak ve terakûke gâima, seni ayaküstü bırakıverdiler buyuruyor. Ve içeride bazı rivayette de 12 ama Taberi gibi alimler bunun 12 değil çok daha fazla olduğunu söylüyorlar. Ama şu var yani neticede orada gerçekten Resulullah Efendimiz hutbedeyken kervan geldi diye alışverişe gidenler olmuş. İşte ondan sonra Rabbim sizin diyor gittiğiniz o ticaretten de eğlenceden de bu diyor camideki zikir, cuma namazı çok daha hayırlıdır mesajını veriyor. Tabii mesela son dönem İzzet Derveze, o da Kur'an'ın tefsirini yapanlardan, o mesela diyor ki o da o gün gidenler diyor ilk dönem ensar ve sahabi muhacirler değildi de İslam'a biraz daha yeni girip henüz dinin gereklerini, İslam'ı tam özümseyemeyen yeni Müslüman olmuş kişiler diyor çoğunluktaydı. Ama böyle bir olay yaşanmış ve Cenab-ı Hak tabii bunu da anlatarak onları bu şekilde uyarmış oluyor. Değerli kardeşlerim, cuma namazı ile ilgili ayet-i kerime böyle. Cuma namazı ile ilgili bir de tarihi olarak hani Resulullah Efendimiz'den önce cuma namazı ilk defa Akabe biatlarından sonra, malum Akabe biatları 1 ve 2 var. İlk önce bir 10-12 kişi Müslüman oluyorlar, Medine'den Mekke'ye geliyorlar. Efendimiz'e bir takım sözleşme yapıyorlar. Ertesi sene 70 küsur civarında kişi geliyor ve işte Kur'an-ı Kerim'de o şimdiki şeytan taşladığımız yerdeki orada Mina'da küçük bir mescit var. Oraya Beyat Mescidi. O bölgede Hazreti Ali Efendimiz'in gözcülüğünde çok gizli bir şekilde orada bir takım Resulullah Efendimiz'in emirler almışlar. İşte çocuklarını öldürmemek üzere, zina etmemek üzere, çalmamak, komşuya iyilik, bununla ilgili hususlar ayet-i kerimelerde geçiyor.
Cenab-ı Hak onların yaptığı biatı onaylamış, razı olmuş yani. O yüzden Resulullah Efendimiz onlardan istediği hususlar sonra ayeti kerimeyle tescil edilmiş. Bu biatlardan sonra Medine'deki Müslümanlar bir arada toplanma gereği, böyle daha haftada bir günümüz olsun ihtiyacı hissediyorlar. Yani bir araya gelelim, toplanalım, kaynaşalım ve bir namaz kılalım, ortak bir iş yapalım diyorlar. Tabii bu arada Hristiyanların pazarı var, onu görüyorlar. Yahudilerin cumartesi var, bunu görüyorlar. Neticede rivayette göre Musab bin Umeyr orada görevli olduğu için mektupla bu talebi Medine'deki ensar olacak, daha olmadı bunlar, ensar olacak Müslümanların bu talebini Resulullah Efendimiz'e iletiyor ve Resulullah Efendimiz bunu mantıklı buluyor, onaylıyor. Onlara izin veriyor ve cuma namazı Medine'de Musab bin Umeyr öncülüğünde kılınmaya başlanmış. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten çok kısa zaman sonra hicret ediyor, hicret gerçekleşiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizzat kendisi ilk cuma namazını işte Kuba Mescidi'nin az ilerisinde musalla olarak, şimdi yerinde cuma mescidinin olduğu yerde cuma namazını, orada ilk defa cuma namazını kılıyor. Ama tarihi bilgide, hadislerde Musab bin Ümeyr'e izin veriyor, önce onlar kılıyorlar. Bir süre sonra Peygamber Efendimiz cuma mescidinin olduğu yerde bizzat kendisi ilk defa orada kıldırmış oluyor. Kendisi ilk defa kıldırmış oluyor yani. Neticede değerli kardeşlerim, bir yarım saat olduğu için herhalde süremiz dolmuş oluyor. Sizi daha fazla yormayalım. Cuma namazı aynı zamanda böyle biraz da nasıl diyelim, nasıl ifade edelim, müminlerin ortak toplanma, buluşma günü olduğu için tabii İslam'ın şiarından dedik. Burada bir birliktelik mesajı var. Yani açıkçası biraz da böyle siyasi mesajlar veren de bir namazdır. Ne yönden? Biz biriz, beraberiz mesajı veren bir namazdır. O yüzden Resulullah döneminde uzun seneler cuma namazı bir şehirde tek bir mescitte kılınmıştır. Bütün Müslümanlar o mescide gelmişlerdir. Hatta cuma namazları musallada kılınmıştır tarihte. Farklı mescitlerde ta İmam-ı Azam dönemlerine gelince farklı şehirler çok büyüyor, farklı mescitlere kılınmaya başlıyor. Ondan sonra zuhru ahir tartışmaları ortaya çıkıyor. Öncesinde zuhru ahir tartışması yok. Çünkü cuma tek camide kılınıyor. Mesele, maksat Müslümanların birliğini sağlamak ve çevreye, Medine'de münafıklar var, Yahudiler var, Hristiyanlar var. Onlara da cuma namazı hep bir mesaj vere gelmiştir. Yani biz güçlüyüz mesaj vere gelmiştir. Bu konuyu seçeceğim, hani dedim ya demin, yani seçmekteki maksadım da şu: cuma namazında müminlerin bölünüp parçalanmaması çok önemli. O yüzden Hanefi mezhebinde cuma namazının bir takım şartları vardır. Bir tanesi de cuma namazının devlet başkanının izin verdiği camilerde ve izin verdiği görevliler tarafından kıldırılmasıdır. Maksat nedir? Müminlerin ihtilaftan, nizadan, tefrikadan, bölünmüşlükten korunmasıdır, kurtulmasıdır. Bu çok önemli değerli kardeşlerim. Günümüzde hala daha da önemli hale geliyor. Şimdi bazı gruplar, Allah'a hamdolsun, şuradaki yani insanlarımız, kardeşlerimiz bunun çok farkındalar. Çünkü kendilerine sürekli camiye cemaatle gidin diyen, akşama kadar bunun sohbetini, bunun mesajını, bunun emrini alıyorlar. O yüzden herkes camiye koşa koşa gidiyor. Şimdi bazı grupların bilinçli veya bilinçsiz kendi başlarına cuma kılmaları bu anlamda çok ciddi bir meseledir aslında. Bundan kaçınmak gerekiyor. Hem zaten Hanefi mezhebinin fıkhi prensiplerine de aykırıdır. Cuma namazının devlet başkanının izin verdiği yerlerde kılınması, hutbelerin efendim aynı mesajı vermesi, ülkede ortak bir gündem oluşturması, gerçekten müminlerin aynı şeyi dinlemesi, bütün bir ülkede herkesin o gün aynı ayete, aynı hadise, aynı yoruma kulak vermesi, bunlar çok önemli hususlardır. Ve İngilizler mesela Pakistan'a gitmişler. Orada biliyorsunuz herhalde bir 150-200 yıldır İngilizlerin yani kontrolünde. İlk yaptıkları faaliyet tabii sömürü falan, ama bir taraftan da din üzerinde de icraat, operasyon yapıyorlar. Ve bakın, fazla zaman geçmiyor, Pakistan'da
Şimdi cuma namazında müminler cuma namazını bırak. Normal camide bile şimdi iki tane farklı cami varmış orada. Geçen daha Mehmet Görmez hocamız, Diyanet'in eski başkanımız, bu birkaç sene içerisinde Pakistan'a gidiyor. Bizzat kendisi duyduğunu müşahede ediyor mesela. Cuma'ya gidecekler. Hocam şu cami Kur'ancıların camisi. Bu cami de şunların camisi. Bunu kim yaptı Allah aşkına? Tabii ki. Yani cuma namazı değerli kardeşlerim, yani ülkemizin, milletimizin, ümmetimizin birliğini sağlayan, dirliğini sağlayan, onları bir arada tutan ve etrafımıza biz beraberiz mesajı veren, aynı zamanda ibadet olduğu kadar, hani siyasi derken yanlış anlaşılmasın, bunu kastediyorum. Biz ümmetiz. Daha bölünmedik, parçalanmadık ve parçalanmayacağız mesajı veren bir namazdır. O yüzden herkesin kendi mahallesindeki camide cuma namazını kılması bu anlamda çevreye mesaj anlamından çok önemlidir. Hem de Hanefi mezhebinin ilmihallerde cuma namazının sıhhati üzerinde bu konuyu ele alması açısından da çok önemlidir. İnşallah bu tip hatalara karşı da tabii toplumumuzun, etrafımızın, istirahımızdaki kardeşlerimizin uyanık olması bu açıdan da önemlidir. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak cuma namazında bedenen bir araya geliyoruz. Kalben bütün mümin kardeşlerimizi birleştirsin. İnşallah ümmeti Muhammed'i bölünmez, parçalanmaz eylesin, güçlü eylesin. Dünyaya ümmeti Muhammed'i, İslam'ı, Müslümanları hakim ve galip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.